Patladılar şimdi. Aradım bunu. Antalya'daydı. Hadi şimdi de çıksana, korusana hoca efendini. Ne oldu dedim. Gerçek yüzleri ortaya çıktı teröristlerin. Kandırıldım, ben nereden bileyim? Şimdi geliyorum, hiç beklemediğiniz kontrol bir soru. Ay beni köşeye sıkıştırmayın. Yok, tanık hayatına evliliğiniz boyunca nihayetinde kocanızdı. 7-24 beraber evet. Vakit geçiriyordunuz. Şimdi hiç bu konuların boşanmayla, çocuklarla bugüne kadar gündeme gelmeyen bir konu. Ama ben bunu sormazsam benim Erol Köseliğim kalmaz. Beyefendi ile ilgili FETÖ'yü ziyaret ettiğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Ama bir sürü FETÖ'cü, futbolcuların yarısı yurt dışına kaçtı. Gerisi tutuklandı, bir tutuklandı, şeyler oldu. Tutuklandı, itirafçı oldu, televizyona çıktı. Buna ne oldu? Bu i̇tirafçı neydi? Oldu. Bu size, İtirafçı oldu. Sizle evliyken FETÖ'ye gitti mi? Evet, benim evimde toplantılar yapılıyordu. FETÖ'nün bir saniye, biliyorum. Bir saniye. Ben bunları bir biliyorum. Saniye, çok başka bir boyut bu. Ama bu kadar insan itirafçı olduğu halde FETÖ'cü olarak anıldı. Bu kişi itirafçı olduğu halde neden FETÖ'cü olarak itirafçı olduğu dair basın haber yapılmadı? Bir saniye, evinizde toplantı yapıldı ne demek hanımefendi? Her hafta pazartesi, pazar günleri her hafta benim evimde FETÖ toplantıları oluyor. Kimler sizin evliyken evinizde... Evet. Evet. Kimler geliyordu yavrunun o toplantıya? Bütün FETÖ üyeleri. Kimler? Futbolcular olsun. Kimler Emre'nin, var futbolculardan? Ben onların ismini sayısının altına bırakmak istemiyorum ama onlar zaten kendi biliyorlar. Hanımefendi bir suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Evet. Bizi anlatmazsanız savcılık size ifadeyi alacaktır. Ben bulundum. Ben bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Devam eden var. Ben bütün her şeyi anlattım. Sizin evinizde? Emre'nin Akif diye çok yakın bir dostu var. Soyadı Özcan mı? Ne? Bakacağım buradan. Büyük iddiam var. Aktif olarak devam etmektedir bunlar. FETÖ. Hala aktif olarak devam ediyorlar. Benim anlamadığım bu hala bu kadar güçlü mü bu ülkede ki bu kadar insan bu garibanlar ezilirken vatan haini ilan edilirken bu adam gidiyor itirafçı oluyor ve bu neden basında çıkmıyor? Neden? Neden ya? Nasıl? Kim koruyor? Bir şey söyleyeceğim. Ben peki, 2011'de bakın. Siz peki dürüst bir kadındınız da ne işimiz var evde? Niye FETÖ toplantıları ben dedim, vardı demediniz mi? Ben dedim benimle kavga etti. Bana etmedi. Hakaret kalmadı. Ben dedim. Ben nasıl dedim biliyor musunuz? Bir kampa gün. O zaman antrenördü. Ben hamileyim taşıyorum. Bir tane kadın var Şevval diye. Eğer beni duyuyorsanız Şevval Hanım Allah rızası için bağlanın. Ve o gün sizinle yaşadıklarımızı lütfen anlatın. Bir resim var yaşlı bir adam. Aa dedi sen dedi bunu tanıyor musun? Benim karnım burnumda. Ben dedim ki nereden bileyim dedim. Yaşlı başlı adam nereden tanıyayım? Kim ki bu dedim. E bu dedi işte Fethullah Gülen dedi. Sen dedi bilmiyor musun hoca efendim? Ben ne anlarım hocadan? Hocadan ben Avrupa'yı yaşamış bir kadınım. Ben anlamam ki hacı hoca falan filan o işlerden. Size niye gösteriyor fotoğrafı? Hayır resmi var kocaman evde adamın. Ben de bunu aradım dedim ki Emre dedim sen dedim bana Peygamber Efendimiz'i anlatırken dedin ki benim resmimi görürseniz alın ayağınızın altına ezin demiş sen böyle bir ümmetin Muhammed'in şey ümmetiyken sen dedim bu adamın resmini neden evde tutuyorsun? Doğru konuş hoca efendi hakkında ağzını açma dedi bana küfür kıyamet yaptı. Bunu sizin ve, kocanız. Evet ve gün geldi o gün Allah'ım dedim elimi açtım Allah'ım hepsinin dedim öyle bir bin beter et ki benden beter olsunlar diye o gün elimi açtım dua ettim. Ve 14 Temmuz doğum yaptım. Hastaneden doğdu. Patladılar şimdi. Aradım bunu. Harbi Antalya'daydı. Geçişim. Hadi şimdi de çıksana. Korusana hoca efendini. Ne oldu dedim. Gerçek yüzleri ortaya çıktı teröristlerin. Ben nereden bileyim? Beni de kandırdılar. Beni niye kandıramadılar Emre'cim dedim o zaman. Beni neden peki, kandıramadılar? Peki Amerika'ya yanına da gitmiş miydi gitti sizce? 2011'de Türk milli takımı kafilesiyle gittiklerinde kafile ilk önce Fethullah'ı ziyarete gidiyor. Bunlar Okan Buruk'la birlikte ikisi arkadan sonradan gidiyorlar. Bir dakika. Şimdi Okan burada ben giriyorum. Bir dakika. Şimdi hemen burada devreye giriyorum. Eski bir sporcu vay olarak. Vay şoklar. Bir dakika. Aynen doktor bey. Okan Buruk'la Emre Aşık da bir dönem Türkiye milli takımında antrenör olarak, yardımcı hoca olarak çalıştılar. Çünkü o dönem ben Türkiye Futbol Federasyonu'na bir proje geliştiriyordum. Ve ben eşiniz beyefendi ile, eşiniz diyorum hala eşiniz olduğu için, Okan Buruk hocayla, o zaman Abdullah Avcı'ydı teknik direktördü. Evet, milli Abdullah takımın Bey teknik çok düzgün direktörü, beyefendidir. Çok severim Abdullah Bey. Ve şimdi milli takım dediniz, bakın bu iş gerçekten başka bakın, boyutlara gider şu an dedikleri. Spor dünyasını da karıştırır. Bakın ben... Spor dünyasında sadece bu, magazin değil. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları... Evet. Spor dünyasını da karıştırıyor. Bey, ama insanlar korkuyor. Bakın benim kimseden korkum yok. Herhangi bir örgüt, olur herhangi mu? Sayın bir yere Cumhurbaşkanımızın, yok. Ben istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın cezasını topluma talimattır. Kim ne biliyorsa anlatsın bunları yakalayalım.
Saklananlar, kriptocular ortaya çıksın. İtirafçıların da hepsi, bakın evet. Bu garibanların hepsinin adı çıktı vatan haini olarak televizyonda, basında. Bu itirafçı olanların da adının basında çıkmasını istiyorum ben. Neden gizli kalıyor? Neden, ne için, kim, niye koruyor bu itirafçı olanları? Şimdi itirafçı olanları benim bildiğim kadarıyla tutuklulukları devam tamam. ediyor ama itirafçı oldukları için. Hayır, tutukluluğu falan devam etmiyor. Şimdi i̇şte prosedürü Emre bilemiyoruz. Yasa, yasa neyi emrediyor? Peki... siz hala mı ilişkilerin devam ettiğini devam iddia ediyor ediyorsunuz? Evet, nasıl devam ettiğini, hangi sistem üzerinden nasıl döndüğünü her şeyini de biliyorum. Şahit de oldum çünkü bu Erde Sungur denilen kişi, Akif denilen arkadaşı ve Emre aktif olarak hala bu olaylarla devam ettik. Peki bu Erdi Bey demişken siz var Erdi Bey'de bir dönem sizin ben, sapınıza yer bana almıştı. Söylenen bir, benim bildiğim, bana söylenen Baylo kullanıcı adları da var ama bunları hiç zikretmedim. Zamanı gelince zikredeceğim sanırım. Ve şu an söylediniz zaten Baylo kullanıcı adları söylemedim. Var diye. Yani Emre Baylo Aşık, Baylo kullanıcı adları. Emre Aşık, Baylo kullanıcı adları. Gözümle görmedim. Ama nereden biliyorsunuz? Onunla birlikte aynı örgütte olan birinden biliyorum. Vay 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 vay. Evet. Büyük iddialar. Taraftarın cevap hakkı vardı. Okan Buruk'un bir sözü varmış. Emre ile aynı takımdayken, aynı odada kalırken Okan Bey... Odasının değiştirilmesini istemiş. Neden diye sorduklarında ya bu Emre'nin değişik değişik şeyleri var. Ben anlamadım ki diyeyim. Şimdi mekanlarda bulunmayalım. Konumuz şu anda. Daha çok şeyler var. Aysun Kayacı belki bu şeyleri alıp mı, koşarak kaçtı mı yani? Aysun Kayacı her şeyi biliyordu ama şu da var ki buradan kendisine de sesleniyorum. Bana hiç kırılıp gücenmesin. Belki o da gençte hataları vardı. Kendini bile bile kullandırdı. O isteseydi kullandırmazdı. Bile bile kendi kullandırdı ve ben Aysun'cum en ince detayına kadar her şeyi biliyorum. Burada konuşmayacağım. Ama ne olduğunu, ne bittiğini o kadar iyi biliyorum ki ve o kadar üzüldüm ki. Ama üzülme. İlahi adaletin yani cahilecek senin ahını ben alacağım. Aysun Kayacı bu ülkeden kaçtı mı diyorsun? Kaçtı ölüm korkusundan dolayı. İyi de şu anda Aysun Kayacı mutlu bir evliliği var. İşte kaçtı da Allah gitti diyor. Mutlu mesut etsin gitti. İnşallah. Evet, biz evliliği dolayısıyla gittiğini hep biliyorduk. Hayır, Aysun Kayacı öldürülmekten korktuğu için, Emre ile ilgili Emre'nin bütün açıkları da bildiği için, öldürülmekle tehdit edildiği için gitti. Yoksa o kadın bu ülkede hala çok güzel işler yapardı.